Herkese merhabalar. İsmim Ozan Karayiğit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kentsel Politika Planlama ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Çalışmamı anlattığım sunuma başlamadan önce bu online ortamda bu etkinliği sürdürmeye devam etme kararı aldığınız için teşekkür etmek isterim. Nitekim bu global pandemiyle beraber yaşanan bir sürü etkinlik iptali şahsen aslında yaptığım çalışmalarda bir noktada yabancılaşmaya kadar itmişti beni. Dolayısıyla emeklerin de boşa gitmemesini sağlamaya çalıştığınız için teşekkür ederek başlamak istedim. Ben bu çalışmada aslında kendi kişisel yaşadığım yani tecrübelerin ışığında sonuçlandırdığım bir araştırmayı sunmak istiyorum. Belki bazılarınız duymuştur. Bilkent Üniversitesi Nisan 2018 yılında aldığı bir kararla dumansız kampüs politikası uygulamaya başladı. Bu karar bütün kampüs alanında sigara içimini veya herhangi bir tütün maddesi, elektronik sigaralar dahil yasaklarken 2018 Eylül'ünde okula yeni kayıt yaptırmaya gelen öğrencileri de bir takım sözleşme tarzında kağıtlar imzalamayla oldu. Bu kağıtta kısaca aslında ben dumansız kampüs politikasının farkındayım. Orada belirtilen kurallardan haberdarım. Bu kurallara tamamen uyacağım, uymazsam sonuçlarına katlanacağım tarzında bir ifade vardı. Buna imza atmayan öğrenciler üniversiteye kayıt yaptıramıyordu. Fakat bunların dışında öyle bir olay daha var ki, bir uygulama şekli daha var ki beni en çok etkileyen olay olmuştur. O da üniversite kampüsünün sigara içilen alanlar ve içilmeyen alanlar olarak ikiye ayrılması. Bu ve beraberine gelen süreçte süreçler beni açıkçası o kadar etkiledi ki ben de neticesinde şu an size bu çalışmayı sunuyorum. Aslında ilk olarak başlamak istediğim nokta bu mail oldu. Ben 2017 yılında Bilkent Üniversitesi'ne yüksek lisansa başlarken lisansım da uluslararası ilişkilerden Bilkent Üniversitesi. Siyaset bilimine başlarken kafamda iki tane tematik soru vardı. Bunlardan bir tanesi hareketlilik, bir tanesi ülke sınırlarıydı. O zamanlar küresel ölçekte insan hareketliliğinin ne gibi sorunlar olabileceğini, işte kriz söylemi üzerinden ne gibi sorunsal itebileceğini düşünüyordum. Bunu düşünürken de kampüs içerisinde stresli bir şekilde yani yürüdüğüm zamanlarda ilk dönemimde bir güvenlik görevlisine benzer ama güvenlik görevlisi üniforması olmayan bir kişi koştu. Benden ID'mi istedi. Ben de ne oluyor falan dedim de güvenlik kamerası da gördü. Sigara içilmemesi gereken alanda elinizi sigarayla geçtiniz dedi. Ben de tamam anlamadım da ne oluyor falan verdim kartı. Daha sonrasında birkaç gün sonra bu olaydan 10 Kasım 2017'de şöyle bir gördüğünüz gibi böyle bir mail aldım. Mailde ben enstitü müdürü, enstitü sekreteri, bölüm başkanımız ve bölüm sekreteri olmak üzere 5 kişinin etiketlendi. Yasak alanda sigara içilmesi hakkında başlıklı beni uyarıya çağıran bir maildi. Şimdi ben yüksek lisans öğrencisi olduğum için durum biraz daha farklı. Onun için enstitü müdürlüğüne gittim. Orada bir açıklama tarzında bir şey verdim. Açıklama da gayet basitti. Ne oldu, ne yaptın? Bilmiyorum. Elimde geçmişim. Bir daha dikkat et tarzında bir şeydi. Şimdi bu ve daha sonrasında gelen hikayelerde ben biraz konuyu düşünmeye başladım. Düşünürken de aslında fark ettim ki konu da bir noktada hareketlilik ve sınırlarla ilgiliydi. Ölçek arasında büyük farklılıklar vardı. Yani ben küresel hareketlilikten bahsederken çok lokal, yerel anlamda bir hareketlilikten bahsediyorum. Fakat beni kurcalamaya başladı. Ve ben de bu doğrultuda bir takım araştırmalar anlamak için bu politika ve benzer politikaları anlamak için bir araştırma yaptım. Bu araştırmaları yaparken de dikkat çeken en önemli araştırma Young ve diğer 3 kişinin içinde bulunduğu 4 kişilik çalışma ekibinin yaptığı aktör network teorisini kullanarak üretilmiş bir çalışmaydı. Şimdi bu kişiler halk sağlığı alanından gelen kişilerdi ve işte aktör network'ü kullanarak bu kararın hangi merciler tarafından alındığını, bu karar alınırken direnç gösterebilecek mekanizmalar neler olabileceğini ve bu mobilizasyonun nasıl yapılması gerektiğini söyleyen çalışmalardı. Yani yönetişimle ilgili çalışmalardı. Nitekim bu tütünle mücadele yasak konusu belli bir sektörün tamamen ortadan kalkması ve bir iş gücünün yok olması demek olacaktı. Dolayısıyla buna yönelik çalışmalar vardı. Fakat benim
dikkat ettiğim özellikle son 20 yıl içinde yapılan çalışmaların hepsinde büyük bir soyutlama yer almaktadır. Yani bu tarz politikaların etki edecek kişiler, yani mekanda yankı bulacağı sonuçlar hiç incelenmiyordu. Ben de ilk başta aklıma bu çalışma sonrasında aktör network teorisini kullanabilirim diye düşündüm ama bu boyutta değil, sigaraya aktant olarak ele alıp kişi hareketliliğinin etkilerini ölçen bir çalışma olabilirdi kampüs alanında. Fakat buradaki soyutlama beni biraz düşündürdü ve ben de o sırada ODTÜ'ye geçmiş bulunurken kent kuramları ile ilgili ders alıyordum Helga Hoca'dan. O kent kuramları ile ilgili derste de bir geleneksel kent kuramları, bir de eleştirel kent kuramları vardı. Eleştirel kent kuramları da daha kavramsal sorunlara dikkat etmeye çalışıyordu. Yani şehirle işte kırsal alan şehir farkı tarzında artık ortadan kalmadığını ortaya söylüyordu. Ben de bundan etkilenerek üniversite kampüsünün, üniversite yerleşkesinde kent içerisinde bir bağlama oturtma isteğiyle üniversite nerede, Bilkent Üniversitesi tam olarak nerede sorusunu soruyordum. İkinci eksenin de buna bağlı tanımlamasını yaptığım soruyu iç pratiklere, yani alansal iç mekan pratiklerine yönelecektim. Bu fotoğraftan da gördüğünüz, 1966 hava fotoğrafından gördüğünüz bu ay yüzeyine benzeyen alan, günümüzde nasıl üniversiteler mahallesi dediğimiz son derece teknoparkların olduğu, teknolojinin ana noktası da merkezi denilebilecek bir yere dönüştü. Peki bu merkez denilirken şehir merkezi nerede kalıyor? Şehir merkezinin etkisi ne gibi? Bir çalışmayla başladım. Burada kısaca bahsedeceğim zamansal sıkıntıdan dolayı. Daha çok sigara uygulamalarına geçeceğim. Aslında bu iki tane kavramsal pencere ortaya atmıştım ben. Bu İngilizce yazımda by itself ve within itself diyeydi. İlk eksendeki by itself'i bölge olarak Türkçe'ye çevirdim. Bilkent Üniversitesi bölgesi. Burada bu bölgenin Ankara kentine etkisi ve o kentte diyalektik ilişkisi tarzında bir çalışmaydı. Bunu yaparken Neil Brenner ve Christian Smith'in gezegensel kentleşme tarzında Lefebvre'in toplumun bir bütün halinde kentleşmesi hipotezinin üzerine koyduğu bir yaklaşımdı. Kuram da değil aslında. Fakat 6 tane kavramı vardı. Moment, an ve daime boyut olarak, an ve boyut olarak 2'ye ayrılan bu 6 kavramların ilk üçlüsünü burada kullandım. İkinci üçlüsünü de burada kullandım. Fakat İkinci üçlüyü kullanırken daha çok Lefebvre'in mekan üretiminde geçirdiği kavramları kullandırmaya çalıştım. Dolayısıyla ilk eksende aslında bahsettiğim olay buradan buraya nasıl gelişi tarzında Ankara'nın planlarını ölçen, haritalarını inceleyen ve hava fotoğraflarını inceleyen bir çalışmaydı. Ve bunu da literatür içerisinde değerleyerek dönemselliğe oturtmaya çalıştım. Dönemsellik de aslında 3 aşamadan oluşuyordu. Fakat o 3 aşamayı da aynı zamanda bu Türkçesine yine kendim çevirmeye çalıştım. Kavramlarla yapmaya çalıştım. İşte concentrated urbanization'ı yoğunlaşmış, extended sıçramış, differential diye çevirdiğim kavramlardı. Şimdi bu ilk eksen neticesinde şöyle görebileceğiniz bu dönemsel kategori tabloyu oluşturdum. Bilkent yerleşkesi arazisi 1966'da alınıyor. O ay yüzeyine benzeyen fotoğrafta belki dikkat edeceksiniz. ODTÜ daha yeni kurulurken yanına Bilkent alanının tahsisi yapılıyor. Fakat bu noktada Ankara kent çekirdeği, yani daha yoğunlaşmaya başlarken bir sıçramayla gelişmeye başlıyor. Bu ODTÜ projesiyle de olmak üzere. Dolayısıyla bu noktayı 1923-1980 olarak ele aldığım noktayı sıçramış kentleşme kavramıyla yorumladım. 1980-2002 arasındaki dönemi ise yoğunlaşmış kentleşme olarak algıladım. Şimdi burada aslında sıçramış kentleşme demek istemiyorum çünkü kampüsün yerleşkesi ve kampüsün, yani 1984'te ilk binalar atılmaya başlıyor kampüs içerisinde. Fakat sonrasında şimdi bu 2002'den bir fotoğraf. Öncesinde yerleşke inşa edildi. 1984'ten önce Bilkent 1, Bilkent 2, Bilkent 3 tarzında konut alanları inşaatı ve AVM'nin açılışı gibi aslında Bilkent Üniversitesi'nde Banu Helvacıoğlu hocanın da yazdığı Glocality üzerinden araştırdığı Bilkent üzerine çok detaylı bir yazı var. Onun da çalışmasının üzerine ben bu kavramı Bilkent Mahallesi diye geçiriyor aslında, yani söylüyor Banu Hoca. Bilkent'in artık 1980-2002 dönemi arasında yoğunlaşmış bir kent özelliği taşıdığından bahsediyor. Yani kendi içerisinde yoğunlaşmış bir kentleşme pratikleri sergiliyor. Yoğunlaşıyor ki nitekim de bu işte hem
kütüphanesiyle olsun birçok yerden, ODTÜ'den hocalar, yani Helga Hoca da söyledi aslında. Birçok hoca oraya gitmeyip o kütüphaneyi kullanmaya başlıyor. Onun dışında Odeon konserlerinde Bilkent Senfoni Orkestrası konserler veriyor. Şehir, kent çekirdeğinden izleyenler, dinleyiciler buraya gidiyor, konseri dinliyor. Onun dışında birçok daha uluslararası organizasyonun ev sahipliğini yaptı. İhsan Doğramacı sayesinde büyük yoğunlukla ev sahipliği yaptı. Türkiye Milli Komisyonları'nın ana merkezi de bu noktada. Yani tamamen yoğunlaşmaya başlıyor ki nitekim de şehir de aslında, yani kent de aslında bu batı aksına doğru iyice yoğunlaşmaya başlıyor. Nitekim GÖK ve ÖSYM binalarının da buraya konulması, ki ÖSYM binası 1983'te Kavaklıdere'de, yani kent çekirdeğinden buraya, Bilkent'in yanına geliyor. Fakat 2002 sonrası dönemde ben bu yoğunlaşmış kentleşmenin artık kendi kentsel kentleşme pratiklerinde ortaya koyabildiği için, bir yönetişim mekanizmasından bağımsız olarak kendi kendine koyabildiği için diferansiyel merkez olarak kavramsallaştırdım. Nitekim de 2007 yılında kurulmuş olan Bilkent Erzurum kampüsü, Bilkent Erzurum Lisesi buna örnek olabilir aslında. Şimdi bu noktadan bağlamayı aslında kavramı kendisi, Brenner ve Schmidt tarafından öne sürülen kavramı kendisiyle yapmaya çalıştım. Oradaki kavramda da diferansiyel kentleşme kendi farklı kentsel yaşam biçimlerini de ortaya koyar ve bununla araştırmanın da bu tanımdan sonra yapılmaya başlar diye bir, hani bir teşvik edici çalışma yöntemi, epistemolojik bir yaklaşım olarak bu ve üzerine iki ekseni koymaya başladım. Dolayısıyla da ikinci eksende ben alan olarak nitelendirdim ve bu üniversite merkezinin içerisindeki dumansız hava sahasına bağlı gelişen mekansal düzenlemeler üzerine genellikle. Burada da dikkat edilen, yani asıl yani benim bu çalışmaya başladığım noktada bu maille gelmeye başladı. Yani 2019'un ortalarında, hatta ikinci döneminde, yani bahar döneminde gelen bir mailde bu gelecek uygulamalar nasıl olacak tarzında sözler vardı. Buradaki en önemli dikkat çekici noktası sınır kavramıydı. Yani benim o ilk baştaki noktadan buraya gelen ve beni aslında gözümü ve kulağımı rahatsız eden bir kavramdı. Bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi böyle bütün kampüs sınır, yani bir sınır içerisinde, içenler içmeyenler diye. Dolayısıyla ben burada ağırlıklı olarak anlamak istediğim mekansal düzenleme, alansal düzenlemelerdi. Bu dünyasal, gezegensel, kentleşme diye çevrilebilecek kavramlar arasında territorial regulation var. Ki aslında o LFB'nin soyut mekan kavramıydı. Ben de kampüs krokilerini alarak, yani Bilkent Üniversitesi Yapı Teknik Dairesi'nde sadece 2019 vardı ama ben kendi geçirdiğim süre zarfında yakından bildiğim için böyle bir editleme yaptım. İlk olarak bu değişen alanları bir betimlemeye çalıştım. Yani nitekim LFB'nin alanları, kavramlarını sadece betimleme için kullandım. Çünkü kapitalist ilişkiler üzerinden bir çıkarım yapmıyordum. Bu kavramlarda böyle bir değişen alanları incelemeye başladım. Fakat burada ilginç olan nokta, tütün içme kullanım alanları küçülürken aslında tütünü engellemeye yönelik değil, bir noktada yeni sosyal alanlar oluşturmaya yönelik. Yani burada görebileceğiniz şekilde belli alanlarda kümelendirmeler oluyordu ve aslında bu alanlar ya yeniden sosyalleşme mekanına dönüşüyordu ya da ıssız alanları sosyalleştiriyordu. Yani sosyal mekan ürettiriyordu. Yani burada gördüğünüz alan Doğu Kampüs'te. Ben Doğu Kampüs'te hazırlıktayken böyle bir alanın olduğunu haberim dahi yoktu. Hiç görmedim bir alan. Tamamen sosyalleşmiş bir alan. Yani burada hatta sigara içmeyen kişilerin de, sigara içen arkadaşları da gittiği alanlar olmaya başlamıştı. Şimdi dolayısıyla bu noktada ben bir sorunsallaştırma yapılmasını gereği, yani böyle bir çalışmanın amacı dışarısında etkisinin eksik olduğunu, halksal alanda da yapılan çalışmalarda eksik olduğunu gördüğüm için böyle bir inceleme yapılmasını gerekli kıldım. Bunu yaparken de bu alansal düzenlemenin hangi yöntemlerle ilerlediğini incelemeye çalıştım ve ben aslında yöntemleri, burada uygulama yöntemleri, strateji diyorum. 3 adet strateji gördüm. İlki, bahsettiğim ilk baştaki bu soyutlamaya işaret eden siyasal üstü yönetişimdi. Yani bu siyasal üstüyü ben Svingedorf'un, Erik Svingedorf'un post-political kavramını Türkçeleştirerek yapmaya çalıştım. Yani Türkçe çevirip öyle yaptım. Post-political, yani aslında buradaki olay, strateji ilk denilen nokta, bu sigara sağlığa zararlı, o halde içilmemeli gibi normatif bir yaklaşımda bunun yasaklanmasının aklanması.
Yani buradaki Dumansız Kampüs Komisyonu üyesiyle de yaptığım söyleşide, mülakatta bu işin demokrasisi olmaz tarzında bir yaklaşım var. Dolayısıyla ilk strateji bunun tamamen zararlı içilmemeli gibi bir yaklaşım. Fakat yani buradaki fotoğraflarda da yansıtmaya çalıştığım nokta bunun toplumsal boyutunun yine es geçildiği, önemsizleştirildiği. Yani böyle bir noktada doktorların önerdiği bir şeyden başka bir şeye bu kadar geçilmesi, toplumun hiç önemsenmeden geçilmesi halk üstü olmaması lazım. Yani halkın burada anlaşılması lazım. Böyle bunlara maruz kalan bir toplum hele ki. Nitekim ben hatırlıyorum, özellikle Türkiye için geçerli. Babam da sigarayı çok içen biriydi eskiden. O bütün bunlardan bahsederdi. Yani kovboyculuk oynamadan tutun da başka bir sürü toplumsal cinsiyet belirleyici rollere kadar ve bunlar benimsenmiş konulardı. Ki ben en son Sicilya'ya 3 sene önce gittiğimde de bana Türk gibi sigara içiyor musun sen? Tarzında orada bir kalıpmış, bunu söylüyorlardı. Bunun yok edilmeye çalışması, toplumsal boyutunun önüne geçilmeye çalışması toplumsalın şu şekilde geri kazanılmasıyla mümkün kılıyor. Burada bile üniversitenin yaptığı resmi açıklamada uygar kelimesi geçiyor. Yani sağlıklı ve uygar bir üniversite kampüsü yaratma. Buradaki noktada da gene bizim aslında alışık olduğumuz batıdan uygulama tarzında, yani son 19. yüzyıl sonlarından beri bu ülkenin aslında gördüğü bir yani uygulama yöntemi. Dolayısıyla burada aslında toplumsal dünya bunu artık uygar değil dünyada. Dolayısıyla biz onu yakalamak için uygar olmalıyız. İçmeyerek uygarlaşmalıyız tarzında bir söylem var. İkinci strateji olarak da yaptığım diğer işte komisyon üyesiyle yaptığım mülakatta da bu politikalar, Dumansız Kampüs politikaları Amerika'da 2002'de başlamış. Biz de eğitimimizi zaten oradan aldık, müfredatımızı. Bunu da uyguladım. Biz 20 yıl gerideyiz. Hadi yapalım tarzında bir uygulama. Bu ikisine ek olarak şöyle bir strateji de geliştiriyor. Bunları tamamlayabilici olmak için denetleme ve disiplin. Yani hem sağlığa zararlı hem uygar değil ve bunu madem kabul etmiyorsunuz bunu zorla içselleştirmeniz lazım gibi. Benim Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nde yaptığım mülakatta da söylenen bir söylem. Bunun sürekli denetimi, burada gördüğünüz güvenlik görevlisinin 7-24 denetimleri olan alanlarda var olması ve benim de yaşadığım gibi keskin cezalarla, hatta bu cezalar 2 yıllık üniversiteden uzaklaştırmaya kadar gidiyor, noktalara gelmesi ve sonucunda öğrenciler böyle hiç koşulsuz şartsız bu alanlarda gidiyorlar. Hatta bunun en ilginç örneği de bu, yani o kadar içselleştirme olmuş ki sınırın hemen sağ tarafında arkadaşlarla iletişimi koparmamak için sosyalleşme, yani kendi pratiklerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Hatta bu içselleştirme öyle bir noktada ki ben yani sosyal medyadan, Twitter'dan takip ettiğim üzere Bilkent Üniversitesi'nin çoğu öğrenci bu olaydan, yani mesela diyorlar ki tatile gittim, tam sigara içecektim, alanı aradım nerede diye. Yani o derece bir içselleştirme, bir disipline olma söz konusu. Fakat benim burada sorunsalını yapmaya çalıştığım nokta, bu çalışmaya entegre etmedim ama ben bir de öğrencilerle yaklaşık 500 küsür, 580'e yakın bir anket çalışmam olmuştu. O anket çalışmasında bunun olup olamayacağıyla ilgili sorunsallaşma var ki bu kuralı uygulayan üniversiteye bağlı organlarda çalışan kişiler de diyor. Yani tüm kampüste zor tarzında yöntem var. Ben de bu doğrultuda sizi bu alanda görebileceğiniz benim düzenlemelerimle, sağda fotoğrafını gördünüz, Bilkent Göleti'nin normalde halihazırda bir rekreasyon alanı, yani böyle koşu yapmak isteyen ve bazen de alkol tüketmek isteyen öğrencilerin gizlice gittiği yerin sigara içilemeyecek dönemde sigara içen öğrenciler tarafından karşı mekana dönüştürülme potansiyelinden bahsediyorum. Şimdi bu noktada bu sorunsalla bitirirken de aslında şöyle bir ikileme dikkat çekmek istiyorum. Bu anket yaptığım anketlerde öğrenciler her şey tepeden inme yapılmamalı. Yaşam alanlarımızda bizimle ilgili konuda biz de dahil edilmeliyiz gibi halk üstü söylemleri eleştiren bir yapıda bulunurken sorunsallaştırdığım nokta iyi bir amaç uğruna yapılan politikanın kötü yöntemlerle yapılması. Yani sağlıklı bir uygar bir ortam bu şekilde sağlanacaksa yönetişim açısından ne derece uygar ve sağlıklıdır sorusuyla bitiriyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere sonrasında.